Diyarlardan gönüllere. Buradan sonra yeni bir Diyarlardan Gönüllere programı ile daha karşınızdayız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Fatih Oruç ve konuğumuz Sait Eken Amiz ile bu programı sizlere sunmaya çalışacağız inşallah. Efendim bu akşam yine bir manevi şahsiyetten bahsedeceğiz. Ama geçen hafta kaldığımız yerden Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin hayatından anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Sonra da sıradaki evliyaya geçeceğiz. Efendim sorularınız olursa yayın esnasında bizlere yayın esnasında veya sonrasında ulaştırabilirsiniz. Onları da cevaplama gayretinde oluruz inşallah. Dediğimiz gibi efendim Şems-i Tebrizi Hazretlerini anlatacağız. Geçen hafta programımızı tamamlayamamıştık. Vakit yetmediği için yarım kalmıştı. Şimdi inşallah onları anlatacağız. Onun sohbetlerinden bahsedeceğiz ve hayatıyla ilgili bir iki menkıbe bahsedeceğiz. Onları anlatacağız inşallah. Lafı daha fazla uzatmadan Sait Eken abimize de hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz elhamdülillah. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif böyle jet hızıyla geçip gidiyor. İnşallah Allah-u Teala bu mübarek günün bereketine kavuşabilenlerden oluruz diyoruz inşallah. Amin inşallah. Büyüklerimizin yüzü hürmetine. Amin. Dediğiniz gibi efendim ne zaman başladık, ne zaman nereye geldi fark edemedik bile. Evet. Allah Teala inşallah bizleri layıkıyla idrak eden kullarından eyler inşallah. Su misali akıp gidiyor. Hani var ya insan bu su misali. Evet efendim. Akıp gidiyor işte. Evet efendim. Efendim arzu ederseniz geçen hafta kaldığımız yerden Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin sohbetlerinden sizden bir miktar alalım. Sonra kıssalarından, menkıbelerinden devam edelim. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz efendim. Efendim biliyorsunuz geçen hafta Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin mübarek hocası olan Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin hayatını anlatmıştık. Onun sohbetlerinden bir miktar nakillerde bulunmuştuk. Şimdi inşallah onun kalplere şifa kaynağı olan mübarek sözlerinden, mübarek sohbetlerinden yine aktarmaya devam edelim. Efendim buyuruyor ki, hizmet edene elbette hizmet edilir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men hadime hudime. Burada mutlak olan bir şey vardır, kesindir ve bunda en ufak bir şüphe yoktur. Kim birine iyilik yaparsa, yani hizmet ederse, o kim bilir bunun karşılığında ne kadar iyilik görecektir. Ona insanlardan iyilik gelmezse, melekler insan şeklinde yardıma gelir. Hızır aleyhisselam gelir yardım eder. Çünkü Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam boş laf etmez. Onun küçücük de olsa bir şeyler yapıp, onun için küçücük de olsa bir şeyler yapıp iyilik yapmalıdır. Özellikle bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında yapılan biliyorsunuz sadaka ve iyiliklere kat kat daha fazla sevap verilmektedir. Evet. Dolayısıyla bu zamanları, bu günleri iyilik yapmak için, hizmet etmek için daha büyük nimet bilmelik. Bunları daha fazla efendim değerlendirmek lazım. İnşallah. Yine buyuruyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh buyurmuş ki, ben hayatta kimseye iyilik yapmadım. İyiliği kendime yaptım. Bunu duyanlar da, ya imam size inanıyoruz ama bu söylediğiniz kafamıza sığmıyor, aklımız almıyor. Sizin çok iyilik yaptığınızı biliyoruz. Acaba bunun ne demek olduğunu bize izah eder misiniz? Buyuruyor ki, çok basit. Kime ne iyilik yaptıysam o çok sevindi. Ama benim de sağ tarafıma sevap yazıldı. Ben şimdi kendime mi yoksa karşımdakine mi iyilik yapmış oldum? Evet, aslında kendisine iyilik. Kendisine evet. İyilik yapmış oluyor tabii ki. İnsan yani ne ekersen onu biçersin. Rahmetli Enver abiler bu sözü sık sık tekrar ederlerdi. Hatta benim soy ismim de Eken olduğu için Eken ne ekersen onu biçersin buyururlardı. Dolayısıyla ne efendim yaparsak, ne ekersek onu biçiyoruz. Yani kendimiz için yapmış oluyoruz. O beş günlük dünyada biraz sevindi.
Yani verdiğimiz kişiler. Halbuki benim kazandıklarım ahirette karşıma çıkacak. Çünkü Sure-i Er-Rahman'da buyuruyor ki iyilik etmenin karşılığı iyilik bulmaktır. O halde akıllı olmanın alameti elinden geldiği kadar iyilik etmektir. İyilik eden kendine iyilik etmiş olur. Tabii kötülük eden de aynı şekilde kendine kötülük etmiş olur. İyilik etmenin azı var, çoğu var. Ama bir de en çoğu var. O nedir? Ateşe düşmekte olanı kurtarmaktır. Yani bu da bir efendim din kitabı vermektir. Yani Allah-u Teala'nın dinini öğretmektir. En büyük iyilik, en büyük cihat zaten buyuruyor ki nedir? İnsanlara Allah-u Teala'nın dinin emri öğretmektir. Yani emri maruf. Şey gibi efendim hani buyuruluyor ya kaybolmaya yüz tutmuş bir sünnetimi ihya edene yüz şehit sevabı verilir buyuruyor ki. Evet. Sadece bir sünnete yüz şehit sevabı veriliyor. Düşünün bir de onun dinini öğretmek evet. için yapılan efendim hizmetin, sevabın demek ki hani işte bu sevaplar anlatılırken falanca yerdeki işte şu kadar sürünün kılları adedince deniliyor ya aslında o yani orada nedir? Sayılamayacak kadar çok olduğu için orada evet. adedin zorluğunu, çokluğunu daha doğrusu büyüklüğünü anlatmak için böyle misaller veriliyor. Dolayısıyla bir sünneti ortaya çıkarana yüz şehit sevabı verilirse onun dinini öğretmek için verdiğiniz yani kitapla ya da bu yolda harcadığınız işte parayla elde edeceğiniz sevabın herhalde karşılığını da bizim yani anlamamız, idrak etmemiz mümkün değil. Yani aklı hafsalaya sığmaz. Evet efendim. Sığmaz tabii ki. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamberlikle görevlendirildiği vakit kendisine iki mühim husus bildirildi. Birisi Allah-u Teala'nın sıfatlarının neler olduğunun yine Allah-u Teala'nın bildirdiği şekilde bilinmesidir. Allah-u Teala'nın bildirdiği şekilde bilinmesidir. Burası evet. çok önemli. Çünkü başlangıçta peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dahi Allah-u Teala'nın nasıl olduğunu bilmiyordu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla kullarına sıfatlarını bildirdi. Allah-u Teala doğru olarak bilinsin diye. Böylece Allah-u Teala'ya kendi bildirdiği şekilde iman hasıl oldu. Yoksa insanlar kendi kafalarına göre Allah demeye kalkarlarsa şirke girerler. Evet. Maalesef ki maalesef günümüzde biz bunlara çok sık rastlıyoruz. Özellikle felsefe girdabına kapılmış, o girdapta yok olmuş insanların hali bu şeyde çok tehlikeli bir pozisyon. Allah Teala, evet Allah Teala muhafaza edesin. Zaten şey efendim hani bir kimse dini bir konuda bahsederken bana göre diye başlıyorsa oradan zaten kaçmak felaketin, lazım. Yani. Felaketin başlangıcı demektir. Evet, Allah Teala muhafaza edesin. Amin. İkinci olarak da insanların ahiretlerini kazanmaları için Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Önce Peygamber Efendimiz'in bildirdiği şekilde Allah-u Teala'nın inanacağız. Yani onun bildirdiği şekilde inanacağız. İkinci olarak da insanların ahirete kazanmaları için Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Yoksa dünya işleri için akıl vermedi. Hatta hurmaların aşılanması hususunda deneyin. Hangisi iyisi iyi ise ona göre yapın. Ona göre devam edin dedi. Evet, ben evet. sizin dünyalıklarınızın artması için gelmedim dedi. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz insanların efendim, ahiretini kurtarmak için göndermişti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları ve cinleri yalnız bana ibadet yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Hiçbir fark gözetmeksizin bütün yarattıklar için kullarım buyuruyor. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın kudretinin karışmadığı hiçbir şey yoktur. Bu sütün içine karıştırılmış şekere benzer. Allah-u Teala yarattıkları şeyler içinde kudreti bulunduğundan onlarla kaimdir. O mutlak kaimdir. Allah-u Teala fark gözetmeksizin kafire de mümine de eşit muamele ediyor. Ancak ahirete gidince Allah-u Teala ey kafirler şimdi has kullarımdan ayrılın buyuruyor. Budu fillah Allah-u Teala'nın en çok sevdiği ibadettir. Çünkü insan küfürden ne kadar uzaklaşırsa Cenab-ı Hakk'a o kadar yaklaşır.
Yaklaşmanın çaresi uzaklaşmaktır. Allah-u Teala kendisine her gün küfredene ekmek veriyor, su veriyor, hayat veriyor. Bu büyükler de Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için merhametlidir. Dünyada kiminle beraber isen, kiminle beraber olmak istiyorsan hiç şüphe yok, ahirette onunla beraber olacaksın. Elhamdülillah. Biz büyüklerle beraber olduk. İnşallah Teala ahirette de Allah-u Teala'nın izni, afı, rahmeti ve merhametiyle inşallah büyüklerimizle beraber olacağız. İnşallah. Çünkü bu dünyada ne yaparsanız efendim ahirette onun karşılığını elbette göreceksiniz. Ve buyuruyor ki dünya insanı heva ve nefes hevesine kaptırır. Yani dünya insanı heva ve hevesine kaptırır. Nefsin arzularına uydurur. Ve neticede gideceğin yer nedir? Cehennemdir. Cehenneme götürür. Evet efendim. İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir. Hani buyuruyor ya, ilim meclislerinde aradığım kıldığım talep, ilim geride kaldı, ille edep, ille edep buyuruyor. Dolayısıyla edep olmayınca, hatta yani İsa Aleyhisselam'a mı edebi kimden öğrendin diyorlar? Edepsizden öğrendin. Evet, ahireti kazanmak için çalışmak lazımdır. Bu insanı cennete götürüp Allah-u Teala'nın cemalini görmek de şereflenmesine sebep olur. Bu da şereflerin en büyüğü zaten. Yani ahirette bizim için en önemli, en kıymetli şey nedir? Allah-u Teala'nın cemalini görebilmektir. İnşallah. Geri kalan her şey yani diğer nimetlerin yanında hiçbir şey yok. Hükmü yok. Hepsi fasarya olacak. Çünkü o kadar büyük bir nimet, o kadar büyük bir şeref ki zaten şerefe nail olduktan sonra dünya yani ahiretteki ihsan edilen diğer nimetlerin hiçbirisini zaten görmek istemeyeceğiz. Hani şimdi burada sürekli anlatılıyor ya efendim işte ahirete gidince köşkler sahibi olunacak, her istediğin nimete kavuşacaksın, her şeye kavuşacaksın. Fakat sonra da buyuruyor ya yani Allah-u Teala'nın cemalini görmek, sevgili Peygamber Efendimiz'in sohbetlerine, büyüklerin sohbetlerine katılmak lezzeti ve şerefinin yanında diğer şeylerin hiçbir aklına bile gelmiyor. Dönüp bakmayacaksın. Gözü görmeyecek. Gözün evet. Görmeyecek yani. Hani şimdi bizim için dünyada nasıl işte yani köşk sahibi olmak, mal sahibi, mülk sahibi olmak insana çünkü nefsine hoş geliyor. Ahirette de bunların işte aslını, orijinalini, en güzelini göreceğiz falan deyince böyle içimiz bir hoş oluyor. Fakat sonra anlatılıyor ki bütün bunların hepsi o yani bu kadar büyük nimetler asıl nimetlerin yanında yani denizde bir damla gibi olacak evet, bu. Evet yani. Şems-i Tebrizi Hazretleri bir gün dostlarına şöyle nasihatte bulunuyor. Ahireti terk edip dünyaya talip olup muhabbet edenlere mal kazanıp zengin olmaktan başka çare yoktur. Allah Allah. Allah Allah. Ahireti terk edip dünyaya talip olup muhabbet edenlere mal kazanıp zengin olmaktan başka çare yoktur. Ahirete talip olan kimselere de ölmeden önce ibadet yaparak dini İslam'a hizmet ederek gayretle çalışmaktan başka çare yoktur. İşte sana reçete. Evet. Allah-u Teala'nın talibi olan kimselere, ona kavuşmak arzusu içinde olanlara mihnet, meşakkat, dert ve belalara katlanmaktan başka çare yoktur. Derdi bela kemendi mahmubes buyuruyor evet. Ya. Evet efendim. Yani büyüklerimiz için ne buyuruyor? Yani biz sıradan insanlar için şahsımı kastediyorum tabii ki. Tabii. En ufak bir dert bela geldi mi öldük bittik yandık ve işte perişan olduk diyoruz. Ama büyükler de derdü bela kemendi mahbubes buyuruyor. Yani o dert bela gelince seviniyorlar. Çünkü ahirete gitmenin efendim en kolay yolu diyor kazanmanın yolu. Onlar için belalara katlanmaktan bir başka de çare. Yanlış hatırlamıyorsam efendim bir müddet başına dert bela gelmeyen hemen tövbe istiğfar etsin. Yani, evet buyuruyor. 40 gün. 40 diyorum. Gün evet. Derdi bela evet. Gelmeyen yani illet, otursun tövbe etsin. Zillet buyuruyor yani. Evet hakikaten. Efendim. Yani tabii bu yani büyüklerin hali bambaşka. Onlar kendilerine hani Abdülkadir Abdullah Dehlevi Hazretleri yanlış hatırlamıyorsam mübarek kendisine gelen herkese dua edermiş.
efendim, dua ettiği herkes de şifa bulur gidermiş. Ama mübaren kendisine 7-8 çeşit hastalık varmış. Buyurmuşlar ki efendim, yani bir günde kendiniz için bir dua etseniz de bu hastalıklardan kurtulsanız. Ben şikayetçi değilim ki, benim bir şikayetim yok. Elhamdülillah ki biz bunlara katlandığımız için de Allah-u Teala bizim duamızı kabul ediyor. Ettiğimiz dualar insanlara faydalı oluyor. Bizim bir şikayetimiz yok. Onların hali öyle yani. Evet. İşte Eyüp Aleyhisselam yani yıllarca yani gıkını çıkarmıyor. Artık çürüyor. Ne kurtlar yani yiye artık vücudu her tarafı dökülür hale geliyor. Ama bir tek bir şey sesini çıkarmıyor. Onun için de işte Eyüp Aleyhisselam sabrı deniliyor. Sonra evet. Allah-u Teala ona öyle bir vücut ihsan ediyor ki ne hastalık kalıyor ne bir şey. Pırıl pırıl oluyor her tarafı ve onun güzelliğinden herkes gözleri kamaşıyor yani o kadar. Evet. Çünkü ilim öğrenmek arzusunda olursa onun üzüntüsü çok olur. Onu rencide ederler. Huzura kavuşması için her türlü derde, belaya sabretmesi lazımdır. Hani geçen hafta da Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin hayatını anlatmıştık ya, 15 gün efendim oruç tutuyor. Evet efendim, sadece. Arada bir bayat çörek yiyor yani işte. O dereceye kavuşabilmek için üzüntünün olması lazım, sıkıntının olması lazım, çile çekmesi lazım. Her kim kendini üstün görürse onun sonu zillete düşmektir. Hesapsız sonunu düşünmeden malını sarf edenler fakir olurlar. Yani malı da dağıtırken de efendim sarf ederken de dikkatli olmak lazım. Her kim fakirliğe sabreder, kanaatkar olursa sonunda zenginliğe ulaşır. Artık bu zenginlik tabii mal zenginliği olabilir, gönül zenginliği olur. Yani evet. Her şey olur. Her kimsenin kendisinde bulunan iki şeyin birisini öldürüp birisini diri tutmaya çalışması lazımdır. Öldürmesi icap eden şey nefsidir. Çünkü nefsi öldürmedikçe rahata ermek düşünülemez. Diri tutması lazım gelen şey de gönüldür. Çünkü gönlü ölü olanların mesut ve bahtiyar olması düşünülemez buyuruyor mübarek Şems-i Tebrizi Hazretleri. Yani onların mübarek sohbetlerini hakikaten dinlemek efendim, insanın kalbini ferahlandırıyor, gönlünü hoş ediyor. Bir de bu sohbetleri, bu nasihatleri uyabilirseniz efendim aliyül ala olur. Ya. Efendim artık bugünkü tabirle zirveye çıkarsınız evet. İnşallah Teala. Efendim biz mübarek Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin sohbetlerini ara verelim. Yine Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin çok güzel menkıbeleri var. Bu menkıbelerinden Fatih abi bize bir miktar efendim nakletsinler. Estağfurullah. Buyurun, Fatih abi. Teşekkür ederiz efendim. Allah Teala razı olsun. Efendim Şems-i Tebrizi Hazretleri Şam'dan Konya'ya gelirken yol üzerinde bulunan bir hana uğrayarak burada yatmak istiyor. Fakat uğradığı bütün hanların hepsi dolu olduğu için hiç kalacak yer olmadığını öğrenince yapacak başka yok. Çare diyor ki camide sabahlayalım. Camiye gidip yatsı namazını cemaatle kılıyorlar. Cemaat dağıldığında o hala duaya devam ediyor. Duasını bitirdiğinde camide kimse kalmamış tek başına. Cübbesini çıkarıyor, başının altına koyuyor ve o bulunduğu yere öyle uzanıyor. Tabii efendim günlerce süren yolculuğun verdiği yorgunlukla hemen kendinden geçiveriyor. Böyle derin bir uykuya dalıyor. Bir müddet sonra caminin kapılarını kilitlemek üzere gelen görevli camide birinin yattığını görünce tabii yanına yaklaşıyor. Kim olduğunu da bilmiyor. Burada yatılmaz, kalk diye sesleniyor. Şems-i Tebrizi Hazretleri doğrularak benim kimseye bir zararım dokunmaz. Garibim, uzak yoldan geliyorum. Hanlarda da yatacak yer yokmuş. Başka kalacak bir yerim de yok. Bırak da burada sabahlayayım. Yani uğraşma işte benimle diyor mübarek. Usulünce ikaz ediyor aslında da. Neyse ben camiyi kilitlemek için gelen kişi ya beni uğraştırma sana kalk dışarı çık dedim. Yoksa yaka paça seni dışarı atmasını bilirim diye karşılık veriyor. Eyvah yine eyvah. Tabii Şems-i Tebrizi Hazretleri bu son sözler üzerine böyle bir tuhaf oluyorlar. Hemen ayağa kalkıyorlar. Hani cübbesini toplayarak sessizce kapıdan çıkıyorlar. Camiden çıkmasını isteyen görevli onun arkasından bakarken aniden böyle boğuluyormuş gibi oluyor. Ve bunun üzerine imdat boğuluyorum diye bağırmaya başlıyor. Bu sözü işiten İmam Efendi koşarak geliyor ve ona ne oldu niye bağırıyorsun diye sorunca
Oradaki kayyum durumu anlatıyor. İmam Efendi hemen camiden dışarı çıkıp koşarak Şems-i Tebrizi Hazretlerine yetişiyor. İmam tabi akıllı birisiymiş, zekiymiş, çakmış mevzunun ne olduğunu anlamış. Ve efendim hemen kendisine, efendim o cahildir, bir terbiyesizlik etmiş, ne olur onu affedin diyor. Şems-i Tebrizi Hazretleri İmam Efendi'ye bakıyor üzüntülü bir şekilde. Onun işi benden çıktı. Benim yapabileceğim bir şey yoktur. Ancak imanla ölmesi için dua edelim buyuruyor. Ya, işte iş işten geçti. Kılıç kınından çıktı. Evet. Yani bir menkıbe vardı. Şimdi hatırlayamadım. Daha önce de bahsetmiştik. Artık hani ben affetsem bile Allah-u Teala onu affetmez. Çünkü sevdiğine. Çünkü Allah-u Teala'nın sevgili bir kulunun kalbini kırmak, ya hani buyuruyor yani 7 kat gökten düşmekten beterdir buyuruyor. Evet, onun için büyüklerin kalbini kırmamaya, onların sürekli duasını alma ve gönlünü almaya çalışmak lazım. Felaketlerin en büyüğüdür yani. Evet, karşı Allah Teala muhafaza eylesin. Efendim biraz önce felsefeciler dediniz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne felsefecilerden bir grup gelmiş. İşte sual sormak istediklerini bildirmişler. Mevlana Hazretleri bunları Şems-i Tebrizi Hazretleri'ne havale ediyor. Bunun üzerine onun yanına gidiyorlar. Şems-i Tebrizi Hazretleri mescitte talebelere bir kerpiçle teyemmüm nasıl yapılacağını gösteriyor tam o sırada. Gelen felsefeciler efendim diyorlar, 3 tane sualimiz var size sormak istediğimiz. Şems-i Tebrizi Hazretleri de sorun buyuruyor. İşlerinden birini başkan seçiyorlar. Hepsinin adına soruları o soracak. Sormaya başlıyor. Diyor ki, Allah var dersiniz ama görünmez, göster de inanalım. Şems-i Tebrizi Hazretleri öbür sorunu da sor buyuruyor. O da, şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz. Sonra da ateşle ona azap edilecek dersiniz. Hiç ateş ateşe azap eder mi? Sorular da şey tabii, yani felsefeci oldukları için. Aslında bu sorular bugün günümüzde de aynısını söylüyorlar. Yani tabii yani. 300 sene önce, 500 sene önce ne diyorlarsa bugün de aynısını söylüyorlar. Aynen devam ediyor. Evet. Aslında günümüze de bir cevap bu. Evet. Efendim peki Şems-i Tebrizi Hazretleri, peki öbürünü de sor buyuruyor. Onun üzerine ahirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları, canları ne istiyorsa yapsınlar, karışmayın diyoruz. Tabi bunun üzerine Şems-i Tebrizi Hazretleri elindeki kuru kerbici adamın kafasına vuruyor. Soru sormaya gelen felsefeci derhal zamanın kadısına gidip davacı oluyor. Ve ben soru sordum, o başıma kerpiçle vurdu diye sorunca Şems-i Tebrizi Hazretleri de ben de sadece cevap verdim buyuruyor. Kadı tabi anlamıyor da ve Şems-i Tebrizi Hazretlerinden bir şaşırıyor, izah etmesini anlatıyor. Hani efendim izah ederseniz. O da anlatıyor, diyor ki efendim bana Allah-u Teala göster de inanayım dedi. Şimdi bu felsefeci başının ağrısını göstersin de görelim. O kimse şaşırarak ağrıyor ama gösteremem dedi. Şems-i Tebrizi işte Allah-u Teala da vardır fakat görünmez. Yine bana şeytana ateşle nasıl azap edileceğini sordu. Ben buna toprakla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Halbuki kendi bedeni de topraktan yaratıldı. yine bana bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın. Bundan dolayı bir hak olmaz dedi. Benim canım onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor? Aramasa ya diye cevap veriyor. Efendim işte bu dünyada küçük bir mesele için hak aranırsa o sonsuz olan ahiret hayatında niçin hak aranmasın diyor. Tabii felsefeci bu güzel cevaplar karşısında mahcup oluyor. Söz söyleyemez hale düşüp süktüm püktüm gerisin geriye dönüyor. Öyle kayboluyor, gidiyor ondan sonra. İşte bu da efendim Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin iki tane menkıbesini, işte kerametini, kıssasını sizlerle paylaştık. Tabii Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin daha önce hep söylüyoruz, bu mübarek zatların hayatıyla ilgili anlatılacak şeyler çok, menkıbeler, kıssalar, sohbetler bir derya. Tabii biz burada hepsini anlatamayacağımız için bunların içerisinden sizlere böyle bir kısım, böyle okuduklarımızı, derlediklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Onun da tabii sonuna geldik. Şems-i Tebrizi Hazretleri'ni noktalıyoruz inşallah. Fakat tabii anlatacağımız evliyalar bitmedi. Konya, geçen hafta da söylemiştik. Çok büyük zatlar var. Şimdi sizlere Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni anlatmaya başlayacağız ama
Kısa bir reklam aramız var. O reklam arasını verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden anlatmaya devam edelim. Efendim, ayrılmayınız bir yere. Kısa bir aradan sonra buradayız. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra yeniden karşınızdayız. Sizlere büyük zatları anlatmaya, menkıbelerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Biraz önce de söylediğimiz gibi Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin hayatını noktaladık. Anlatabildiklerimizi anlattık. İnşallah istifadeye vesile olur diyelim. Şimdi efendim sırada Evliyalar Diyarı'nın o mübarek zatlarından bir başkası olan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri var. Tabii Şems-i Tebrizi Hazretleri'ni anlatırken isminden çok kez bahsettik. Çünkü Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin talebesi oluyor kendisi. Şimdi inşallah onun hayatından bahsedeceğiz. Onun hayatını anlatacağız ve menkıbelerinden bahsedeceğiz. Ben öncelikle Said abi'den Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin hayatı ile ilgili kısa bir bilgi alalım. Bir şöyle bir derleme alalım. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Buyurun efendim. Ben teşekkür ederiz. Uzun zamandan beri birkaç haftadan beri biliyorsunuz Konya'daki Evliya-i Kiram rahmetullahi aleyhim ecmain hayatlarını anlatıyoruz. Bunların en başında gelen tabii ki Sultan-ı Ulema Muhammed Bahaddin Veled Hazretleri'ydi. Cemalettin Rumi Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin babası ve Şems-i Tebrizi Hazretleri hocası. Aynı zamanda Muhammed Veled, Bahaddin Veled Hazretleri onu biliyorsunuz hem babası hem hocası. Efendim, hepimizin bildiği gibi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Evliya'nın büyüklerindendir. Asıl adı Muhammed, lakabı Celaleddin, ünvanı da Mevlana'dır. Yani hepsini biz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyoruz. Hüdavendigâr, Sultanül Aşıkın, Sultanül Mahbubin, Mollayı Rum ve Mollayı Hünkar gibi lakapları da vardır. Efendim, babası da demin de arz ettiğimiz gibi Sultanul Ulema yani alimlerin sultanı meşhur Muhammed Bahaddin Veled Hazretleri'dir. Bunların mübarek soyu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimize ulaşır. Annesi Saliha ve evliya bir hanım olan Mümine Hatun ise İbrahim Ethem Hazretleri'nin neslindendir. 1207 senesinde Rebiül Evvel ayının 16. günü Horasan'ın Belh şehrinde doğdu. Bugün Belh şehri bildiğim kadarıyla Afganistan'da. Efendim, 1273 senesinde Cemaziyel Ahir ayının 5. günü Konya'da vefat etti. Konya'da kabri şerifi herkes tarafından bilinen Mevlana şimdi müze haline getirmişler. Mevlana Müzesi'nin içerisindedir efendim. Mevlana Celaleddin Efendi küçük yaşta ilim tahsiline başlamış. Alim ve evliya bir zat olan babasının terbiye ve himayesine yetişmiştir. Manevi olgunluklara kavuşmuş ve henüz 5 yaşındayken kendisinden bir takım harikulade ve olağanüstü haller görmüştür. Kiramen katibi meleklerini görür, evliyanın ruhlarıyla konuşurdu. Melekler ve Allah-u Teala'nın Ricali Gayb ismi verilen veli kullarının ruhları kendisini ziyaret ederlerdi. Ne büyük nimet değil mi? Evet, daha küçük yaşta. Nasıl bir derece? Tabii ki yani sonra tabii ki büyük derya boşuna olunmuyor yani. Evet efendim. Zahiren tanımadığı bu kimselerin böyle sık sık gelip görünmesinden dolayı mübarek benizleri sarılıp solardı. Babası Sultan-ı Ulema Hazretleri ondaki bu halin meleklerin ve velilerin oğlunu ziyaret etmesi sebebiyle olduğunu bildiği için çok memnun kalırdı. Çünkü mübarek babası da Evliyaullah'ın büyüklerinden o halleri hepsini evet başkaları tabii ki görmüyor ama o televizyon izler gibi, sinema filmi izler gibi önünde her şeyi görebiliyor. Evet efendim. Ancak aklına bir noksanlık gelmesin diye talebelerinden birkaçını oğluyla meşgul olmaları için vazifelendirip oğlum Muhammed'e görünenler Allah-u Teala'nın çok sevdiği veli kullardır. Şefkat ve merhametleri sebebiyle oğluma görünüp onunla sohbet ediyorlar. Kendi hallerini ona öğretiyorlar. Melekler alemini gezdirip gösteriyorlar. Her ne kadar bunlar iyi şeyler ise de o daha küçüktür.
kendisini zapt edemeyip aklına bir arıza gelmesine korkarım. Bunun için sizler onun heyecanlanmasına engel olun diye nasihat edermiş. Onlara tembih edermiş. Sultanul Ulema Hazretleri'nin talebelerinden Bedrettin Efendi anlatıyor. Hocam Muhammed Behaddin Veled Hazretleri'nin mübarek el yazısıyla yazılmış bir sayfada şu notları gördüm. Belh'te oğlum Celaleddin Muhammed Efendi 5 yaşındayken cuma günleri bizim evlerin damları üzerinde dolaşır. Daima Kur'an-ı Kerim okurdu. 5 yaşında. Şimdi 5 yaşındaki çocuklara Kur'an-ı Kerim'i gel öğretim dediğin zaman kaçıyor çocuk yani. Onlar yani hafız oluyorlar 5 yaşında. Behlin büyüklerinin oğulları da her cuma hazır bulunur. Onunla sohbet ve ülfet ederlerdi. Namaz vaktine kadar onun yanında kalırlardı. Bir gün yine onların arasında bir çocuk ötekine gel bu damdan öteki dama atlayalım deyip onun için bahse tutuşurlar. Oğlum ise yani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri onlara gülümseyerek ey kardeşler bu türlü hareketi kedi, köpek ve diğer canlılar da yapar. Allah-u Teala'nın şerefli kulu olan insana hiç böyle şeylerle uğraşması yakışır mı? Eğer ruhani kuvvetiniz ve candan isteğiniz varsa geliniz göklere uçalım. Melekut aleminin konaklarını dolaşalım diye cevap verir. Hemen o anda gökyüzüne doğru uçarak o topluluğun gözünden kaybolmaya başlar. Eyvah ki eyvah. Çocuklar bu hal karşısında feryat edip çığlık koparlar. Nereden bilecekler onun olağanüstü haller olduğunu ya da bu kadar temiz kalpli büyüklerin himmetinde olduğu biri olduğunu tabii anlaması mümkün değil. Yani nihayetinde onlar da 5 yaşında çocuklar. Evet. Nihayet herkesle birlikte ben de bu hadiseyi işittim. Çocukların yanına gittim. Biraz sonra Celaleddin Efendi'nin rengi uçmuş, mübarek vücudunda da bir değişme olduğu halde tekrar geri dönüp geldi. Bütün çocuklar Celaleddin Efendi'ye sarılıp tebrik ettiler. Oğlum onlara dönüp sizinle konuştuğum anda yeşiller giymiş. Bazı kimseler beni aranızdan aldı. Gökyüzünün tabakalarında dolaştırdı. Melekler aleminin görülmemiş şeylerini bana gösterdiler. Allah Allah. Sizin çığlığınız kulaklarıma gelince tekrar beni buraya getirdiler. Yani benim halimi bozdunuz demek istiyor. Eğer sizin üzüntünüz ve babamın bana olan şefkat ve muhabbeti olmasa bu alçak aleme geri dönmezdim. Kim bilir neler gördüyse artık. Tabii yani şimdi o kadar güzelliği görünce ne yapsın yani bu dünyayı. Hain dünya, işe yaramaz dünyada gelip ne yapacak yani? Sultanul Ulema Behaddin Veled Hazretleri mübarek oğlu Mevlana Celaleddin Efendi'nin terbiyesiyle meşgul iken Belç civarında bazı hasetçiler onun hizmetlerini çekemeyip sultana şikayet ettiler. O da kimseye zarar dokunmasın diye bir takım yakınlarıyla birlikte Belh'ten ayrılıp Nişabur'a gitti. Biliyorsunuz bu kısmını anlatmıştık. Evet. Eyvah yine eyvah. Eyvah ki eyvah. Bu mübarek bir zatın kalbini kırıyorsunuz. Tabii oradan Belh'ten ayrılıp Nişabur'a Feridüddin Attar Hazretlerine gittiler. O da onlara izzet ve ikramda bulundu. Ve Feridüddin Attar Hazretleri, bu da biliyorsunuz Evliya'nın büyüklerindendir. Mevlana Celaleddin'deki İlahi nurlar ve fıtri ve yaratılıştan gelen bir takım kabiliyetleri görmüş ve ona dua etmişti. Ve yine burada bir müddet babasıyla beraber Nişabur'da kalıyorlar. Bahattin Veled Hazretleri Mevlana Celaleddin Efendi'yi daha sonra yakınlarıyla birlikte Bağdat'a gelip Mustansiriye Medresesi'ne yerleşiyorlar. Burada Sultanul Ulema Hazretleri oğlu Mevlana Celaleddin Efendi'nin ve talebelerinin terbiyesiyle meşgul oluyor. Bahattin Veled Hazretleri bazı gecelerde oğlu Mevlana Celaleddin Efendi'den su isterdi. Mevlana Celaleddin Efendi de yatağından kalkar su aramaya giderdi. Geceleyin medresenin kapısına gelince kilitli kapı kendiliğinden açılır. Mevlana Celaleddin Efendi de Dicle'den kabına su doldurur. Babasının ortasına getirirdi. Medreseye gelişinde kapı kendiliğinden açılır kapanırdı. Kilitlenir yani hiç elini sürmüyor. Bir defasında kapıcı bu hadiseye vakıf olunca bazı kimselere de söylüyor.
Mevlana Hazretlerinin bu halini babası kapıcıya tembih ediyor. Kimseye söyleme yoksa helak olursun diyor. Daha çocuk yaşta keramet göstermeye başlıyor. Tabii ki böyle mübarek yani bizim bütün dünyaca şimdi dünyaca bilinen herkesin yakinen tanıdığı metü senalar ettiği mübarek Mevlana Celaleddin Hazretleri öyle kolay olunmuyor. Yani çok daha küçük yaşta her türlü olağanüstü halleri göstermeye başlıyor. Efendim Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin hayatı çok uzun. Parça parça inşallah Teala kısım kısım arz etmeye çalışacağız. Bir kısmını da şimdi Fatih abi'den dinleyelim. Buyurun Fatih abi. Efendim Sultanül Ulema Bahattin Veled Hazretleri daha sonra Bağdat'tan Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye geldiler. Hac ve Peygamber Efendimizin kabri şeriflerini ziyaretten sonra Şam'a ve Erzincan'a, oradan da Larende'ye yani özür dilerim efendim. Larende'ye yani günümüzdeki Karaman'a gelip yerleştiler. Sultan Ulema Hazretleri Karaman'da Emir Musa'nın kendisi için yaptırdığı medresede başta oğlu Mevlana Hazretleri olmak üzere 7 sene kadar talebe okuttu. Yüzlercesine icazet yani diploma verdi. Şöhreti her tarafa yayıldı. Mevlana Celaleddin Hazretleri din ve fen ilimlerinde yetişip buluğ evlenme çağına erince babası onu Hoca Şerafettin Lala Semerkandi'nin kızı Gevhar Hatun'la evlendirdi. Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin bu evliliğinden oğlu Sultan Veled dünyaya geldi. Daha sonra Mevlana'nın annesi Mümine Hatun ve ağabeyi Muhammed Alaaddin Karaman'da vefat ettiler. Bu sıralarda Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin babası Sultanül Ulema Hazretleri'nin ismi Selçuklu Devleti'nin her köşesinde duyulmuştu. Malumunuz o sıralar Konya'da Selçuklu, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükmü var. O devlet olarak onların idaresi var. Konya'da oturan Sultan Alaaddin Keykubat onu tabi bulunduğu yere Konya'ya davet ediyor. Bu davet üzerine Bahattin Veled Hazretleri Larende'den ayrılıp Konya'ya yerleşmek üzere yola çıkıyor. Kervan Konya'ya yaklaştığında Sultan onu büyük bir hürmet ile karşılıyor. Atının dizginlerinden tutuyor. Saygı ve sevgi ile ellerinden öpüyor. Atın dizginleri Sultan elinde olduğu halde şehre giriyorlar. İşte biraz önceki de Sultan, bu da Sultan. Evet. Birisi dedikoduya bakarak onun üzülmesine ve o mübarek beldeyi terk etmesine sebep oluyor. Biliyorsunuz o beldeyi terk ettikten sonra Sultanül Ulema Hazretleri geçtiğimiz şeyler anlatmıştık. Evet. Oraya da Moğollar gelip istila ediyor ve orada çok büyük katliamlar yapıyorlar. Evet. İşte bu da Anadolu Selçuklu Devleti'nin sultanı olan Alaaddin Keykubat'ın o mübarek zata göstermiş olduğu kıymet. Efendim Bahattin Veled ve yanındakiler Konya'da Altunhan Medresesi'ne yerleşiyorlar. Burada kalmaya başlıyorlar. Tabi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri burada da tahsiline devam ediyor. Konya'da 2 seneyi doldurdukları sıralarda babası Sultanül Ulema Hazretleri Hakk'ın rahmetine kavuşuyor, vefat ediyor. Babasının ölümünden sonra Mevlana Celaleddin Hazretleri babasının halifesi, vekili Seyyid Burhanettin Tirmizi Hazretleri'nin ders halkasına giriyor. Tabi öyle babam vefat etti yerine ben göçeceğim. Yok öyle bir şey tabi. O artık manevi alemde belirleniyor. Onun ders yani Burhanettin Tirmizi Hazretleri'nin ders halkasına giriyor. 9 sene kadar hususi ve umumi sohbetleriyle iyice yetişip olgunlaşıyor. Biliyorsunuz gerçi tekraren söylüyoruz ama yine de yani akıllarda kalması için hatırlatmakta fayda var. Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi Hazretleri de Kayseri'den Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni yetiştirmek üzere geliyor. Evet. Ve şu anda yetiştirdikten sonra tekrar Kayseri'ye dönüyor. Evet. Önce Horasan'dan geliyor, yetiştiriyor, sonra Kayseri'ye gidiyor ve kabri şerifi de biliyorsunuz Kayseri'dedir şu anda. Evet efendim. Teşekkür ederiz efendim. Efendim Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin çocukluk yıllarında terbiyesiyle meşgul olan ve kendi çeşitli ilimlerde yetiştiren Seyyid Burhanettin Tirmizi Hazretleri babası Sultan Ulema Hazretleri'nin ileri gelen talebesiydi. Tirmiz şehrinde yaşardı. Bir gün talebelerle sohbet ederken birden eyvah eyvah hocam Sultanül Ulema Hazretleri vefat etti. Haydi namazını
kılalım diyerek talebeleriyle gıyaben hocasının cenaze namazını kıldılar. Ondan sonraki gecelerden birinde rüyasında hocasını gördü. Hocası Sultan Ülema Hazretleri, "Burhanettin, oğlum Celaleddin Muhammed'e ilim öğretmeye devam et" emri üzerine yollara düşüyor. Konya'ya geliyor. Bu sırada Mevlana Hazretleri Larende'de bulunan kayınpederinin yanına gitmiş o sırada. Hocasının Konya'ya geldiğini duyunca derhal dönüyor ve tahsiline devam etmeye başlıyor. Seyyid Burhanettin Hazretleri zahiri ilimlerde kemal derecesine yükselen Mevlana Hazretlerini marifet, Allah-u Teala tanıma ilminde de en yüksek seviyeye çıkarmak için Mevlana Celaleddin Hazretlerine riyazet, nefsin isteklerini yapmama ve mücahede, nefsin istemediği ve ona zor gelen şeyleri yaptırmaya başladı. Bir müddet sonra Halep, Şam'a gidip oradaki alimlerden de ilim öğrenmesi gerektiğini Mevlana Hazretlerine anlattı. Böylece onu Halep'e ve Şam'a gönderdi. Kendisi de özür dediğiniz gibi Kayseri'ye döndü. Mevlana Hazretleri orada kendini yetiştirmeye devam etti. Efendim burada tekrar sözü Sait abiye verelim. Sait abiyle devam edelim. Dediği gibi mübarek Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin hayatı çok uzun. Böyle parça parça anlatacağız inşallah. Buyurun efendim. Bir menkıbeyle bitirmeye çalışalım. Evet. Çünkü bayağı bir uzun. Evet, belki birkaç hafta Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin inşallah Teala arz etmeye çalışacağız, gayret edeceğiz. Efendim hocasının emri üzerine Mevlana Hazretleri ilim tahsili için Şam'a giderken Nusaybin'de Hristiyan papazların toplantısına rastlıyor. Papazlar sihir yapıp adet dışı bazı şeyler gösteriyorlardı. Mevlana Hazretleri görünce bir oğlanı havaya uçuruverdiler. Mevlana Hazretleri bu işe ilgi göstermeyip murakabeye, Allah-u Teala'ya düşünüp kalbini uyanık bulundurarak gafil olmama halini muhafazaya vardı. Murakabeye dalıyor. O çocukcağız havada olduğu yerde kalıyor. "Beni kurtarın yoksa düşüp öleceğim" diyor. Papazlar ne yaptıysa bir çare bulamıyorlar. Nihayet çocuk, "O yanınızdaki zatın murakabesi yüzünden ben bu hale düştüm. Onun yardımı olmazsa muhakkak helak olurum" diyor. Çocuk anlamış ama mevzuyu. Papazlar ister istemez Mevlana Hazretleri'ne yalvarıyorlar ve Mevlana Hazretleri onu bir şey kurtaramaz. Allah Allah. Ancak kelime-i şehadet kurtarır buyuruyor. Madem affedersiniz bir yani artistlik yaptığınız bir şey halt etmeye çalıştığınız bana burada bir şey gösteriyorsunuz. Bunun karşılığında da yani bu da size hadi yani bunun ancak kurtuluş yolu kelime-i şehadet getirmek. Yani bu da kerameti gösteriyor. Yani öyle sizin söylemeniz olmuyor bu işler. Efendim. O tabii ki çocuk bunu duyunca hemen kelime-i şehadet getirdi ve kolayca yere indi. Mevlana Hazretleri'nin elini öptü ve bunu gören papazların hepsi Müslüman olmakla şereflendi. Bu da büyük bir nimet tabii ki. Yani kabul etmek, görebilmek ayrı bir nimet. İnkar da edebilirsiniz. Yani ki Allah-u Teala ihsan edince böyle bir sebeple sevgili bir kulunu size gönderir ayağınıza. Niyetinizde halis olunca kurtuluşa erersiniz. Yani bu da çok büyük bir nimet yani. Mevlana Hazretleri Halep'te El-Halaviye ve Şam'da El-Maksidiye medreselerinde bulundu. Muhyiddin Arabi, Kemalettin bin Adim, Saadettin Hamevi, Osman Rumi, Evhaddin Kirmani, Saadettin Konevi Hazretleri gibi zamanın alim ve velileriyle sohbet edip onlardan da ilim öğrendi. Saadettin Konevi Hazretleri sonra yine Konya'ya teşrif ediyorlar. Orada onu yetiştirmeye devam ediyorlar. Onların teveccühlerini kazanan Mevlana Celaleddin Hazretleri Şam medresesinde zaman zaman Hızır Aleyhisselam ile görüşür. Tasavvuf ilminde bir müşkülü olursa Hızır Aleyhisselam ortaya çıkıp meselelerini hallederdi. Nerelerden yardım geliyor. Evet efendim. Tefsir, hadis, fıkıh, mantık, usul, meani, edebiyat, matematik, fen, tıp gibi pek çok zahiri ilimlerde mütehassıs oldu. Mütehassıs oldu diye efendim bakın. Yani bu mütehassıslık ne demek? Bugünkü manada profesörlük. Evet. Yani her bir dalda profesörlük var. Şimdi kusura bakmasın yani profesörlerimiz, hocalarımız onları için yani yanlış anlamasınlar. Şimdi her biri bir dalda profesör. İşte o zamankilerin her birin
yani mübarek her bir dalda profesör. Evet efendim. Tefsirde profesör, hadiste profesör, fıkıhta, mantıkta, usulde, meani, bunlar dini kısımlar. Bir de edebiyat, matematik, fen, tıp, artık daha burada sayılmayan neler var. Evet efendim. Zahir ilimlerde mütehassıl oldu. Gündüzleri ilim öğrenir, geceleri ibadet içinde Allah-u Teala'yı zikrederek ve Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirirdi. Seher vakitlerinde tövbe ve istiğfar ederek çok ağlar, gözyaşları sel gibi akardı. Allah-u Teala'nın muhabbetiyle yanar, ona kavuşmak arzusuyla tutuşurdu. Tasavvuf ilminde de yüksek derecelere kavuşan Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi Hazretleri hocalarından icazet ve diploma alıp önce Kayseri'ye hicret eden Seyyid Burhanettin Hazretleri'ni ziyaret etti. Onun feyz ve teveccühlerine kavuşup duasını aldı. Oradan beraberce Konya'ya döndüler. Efendim, Seyyid Burhanettin Hazretleri Mevlana Hazretlerinin 4 senelik Halem ve Şam tahsilinde bir hayli ilerlemiş olduğunu gördü. Tasavvuf yolunda riyazete ve mücahedeye devam ettirdi. Bakın onca ilim var ama makama aynen, kavuşmak için başka bir şey daha lazım. Riyazet. İlim sahibi olmanın yanı sıra onlar bir kenara bırakıyorlar. Asıl derecelere kavuşmak için riyazete ve mücahedeye devam ediyor. Mübah olanları azaltıp zaruret miktarını kullandırdı. Ona karnınız aç olsun. Bunun için de çok oruç tutunuz. Çünkü oruç hikmet hazinelerinin anahtarıdır. Allah Allah. Oruç tutmak kalp gözünün açılmasına, kalbin rikkate gelmesine sebep olur buyurdu. Mevlana Hazretlerinin 15 gün ağzına hiç lokma koymadığı zamanlar olurdu. Allah Allah. Babası gibi adam mübarek. Nefsinin istediklerini yapmamak için kapıda köpekler için hazırlanan yemek artıklarının yanına gider nefsine. Ey nefs, bana istediklerini yaptırıp ruhumu emrin altına almak mı istiyorsun? Arzunun yerine gelmesini istiyorsan önce yemek artıklarını yemen lazım. Allah Allah. Ya ye veya beni bu halimle kabul et diyerek nefsiyle mücadele ederdi. Böylece nefsinin isteklerini yapmaz, onun ruhuna köle ederdi. Bu halde aylar birbiri ardından geçer giderdi. Mevlana Hazretleri'nin iyice olgunlaşını anlayan Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi Hazretleri ona evladım şimdiye kadar bildiğim ne varsa hepsini sana öğrettim. Bundan sonra daha da olgunlaşman, pek büyük mertebelere kavuşman Tebrizli Şems'in yani Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin gelmesine bağlıdır. Onun şefkat kanatları altında aşamadığın engelleri aşar, manevi hallere kavuşursun. O seni tasavvufun en mahrem noktalarına çeker, sen de ona aynı alemi anlatırsın. Bu şekilde birbirinizi tamamlar ve yeryüzünün en büyük iki dostu olursunuz. Bense Kayseri'ye dönüp ömrümün sonlarını orada geçiririm buyurdu. Mevlana Hazretleri hocasına Kayseri'ye gitmeyip beraber kalmaları için çok ısrar ettiyse de kabul ettiremedi. Mevlana Hazretleri Seyyid Burhanettin Hazretlerini Kayseri'ye gönderdi. Niye orada kalmıyor? Çünkü orada kalsa Mevlana Hazretleri Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi Hazretleriyle yine aklı kalır, yine oraya takılır. Çünkü ondan sonra yeni birisi geliyor. Artık Şems-i Tebrizi Hazretleri başka bir kademeye geçecek. O kademeyle meşgul olması lazım. Artık kalbinde hiç başka birinin olmaması lazım. Evet. Ondan sonra işte Saadettin Konevi Hazretleri devreye giriyor. Bütün bu makamları, dereceleri sırasıyla alıyorlar. O yüzden o mübarek hocası bazen öyle oluyor ya, hani canından çok sevdiği halde bile terk edip gidiyorlar ki yani mesafe kat edebilsin, ilerleyebilsin diye. Çünkü öyle büyük bir zat, çünkü yani yüzyıllara ta ahirete kadar hitap edecek büyük bir zat dünyaya gelecek, yetişecek. Kolay değil yani öyle yetişmesi. Evet. Allah-u Teala bizler de şefaatlerine nail eylesin. Evet. Herhalde vaktimizin sonuna geldik. Evet. İnşallah Teala haftaya kaldığımız yerden ömrümüz olursa devam ederiz. Geceniz ve ömrünüz bereketli olsun diyoruz. Eğer bir sürçülisan ettikse affola. Allah-u Teala bu mübarek günlerin, gecelerin ve sevdiklerin yüz sürmetine hepimizi af mağfiret eylesin. Ve hasreten
sevgili Peygamber Efendimizin, Eshab-ı Kiram Efendilerimizin ve tabii ki ismini bahsetmekle şerefyab olduğumuz silsilale büyüklerimizle beraber Sultan-ı Ulema Batin Veled Hazretlerinin, Şems-i Tebrizi, Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi Hazretlerinin, Mevlana Celaleddin Ulema Hazretlerinin ve Saadettin Konevi Hazretlerinin ruhu şerifler içinde hasreten birer Fatiha-i Şerif istirham edelim diyoruz. Hayırlı geceler diyoruz. Kalın sağlıcakla. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı Allah-u Teala razı olsun. Efendim bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı kapatmadan önce şunu da belirtelim. Bundan önceki programlara birçok podcast uygulamalarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca www.fatihoruç.com adresindeki web sitemizde bulunan sesli yayınlar kısmından ve TGT FM'in YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Efendim sizlere ve yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz ve inşallah haftaya çarşamba günü yine aynı saatte görüşmek üzere sizlere veda ediyoruz. Geceniz ve ömrünüz hayırlarla dolsun efendim. Hayırlı akşamlar.